Merhaba arkadaşlar. Bugün yine mutfağımızdayız. Bugün ne yapsaz dedik ve... Lazanya yapmaya karar verdik. Lazanya bizim en imza yemeklerimizden biri. Yaptığımız diğer dürümle birlikte. Evet ama daha önce tarifini kimseyle paylaşmamıştık. Bu bir ilk olacak. O yüzden birazcık böyle bir gerginlik yok. Desem yalan olur. Secret. Evet, secret tarifimizi paylaşıyoruz. Yani birazcık aslında uzun bir yolumuz olabilir. Çok pratik bir yemek olduğu söylenemez. Evet. Ama ben bu tabii ki yemekleri biliyorsunuz pratik malzemelerle yapmayı tercih ettiğim için lazanya hamurunu hazır kullanmayı seçtim. Evet, daha videodan yani lazanya yapalım dedik ama bu yani normal şartlarda kendimiz yaptığımızda bunlarla yapıyoruz. Ama ben dedim ki arkadaş dedim video çekerken dedim olmaz öyle şey dedim ya insanlar dedim izleyecek bu videoyu falan. Sonra bir izledim ki Dafika da bunlarla yapmış, Danilo Şef de bunlarla yapmış, herkes bunlarla yapmış bu lazanyayı. O yüzden dedim ki biz de onları yapalım çünkü yani bu lazanya yapma işi sonra bir gün sürebilirdi. Artistliğim çok uzun sürmedi yani o yüzden direkt vazgeçtim. Birkaç video izledik. Belki bir püf noktası vardır bilmediğimiz veya öğrenmemiz gereken belki tarife ekleyebileceğimiz bir şey vardır diye. Orada Özgür'ü ikna etmiş oldum hazır lazanya yapmaya. Yoksa bayağı etraf dağılacaktı. O zaman çok da uzatmadan tarifimize başlayalım. Evet, zaten tamam, tarif sırasında da muhabbete devam. Tamam ederiz. Tavamızın aldığını yaktık. Birazcık sıvı yağ ekliyoruz. Biliyor. Yeter. Ya böyle hafif kızartıyoruz. Bunu ben atalım da. Soğanları şimdi Özgür attı. Onlar bir taraftan kavruluyor. Benim bu soğan konusunda birazcık kafam karışık. Ya çünkü soğanlar önce mi atılıyor, sonra mı atılıyor? Herkes farklı bir metodu var. Öyle ilerliyor. Biz Özgür'le şey alıştık yani. Soğanları önce atıp. Evet. Normal anam babam usulü yani. Evet. Ama belki de doğru değildir. Bilmiyoruz. Doğrusunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Biz de öğrenmiş oluruz. Yani her yemeğin farklı bir tekniği oluyor. Yani her şefin de farklı bir tekniği oluyor. O yüzden biz zaten bu işlerde profesyonel olmadığımızı önceden söyledik. Biz sadece bu yemeği yapıyoruz. Yiyenler de çok beğeniyor. Demek ki doğru yapıyoruz bir şeyleri ki hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Evet. Şimdi ben çavuşları da ekleyeyim. Evet. Soğanları kavururken çok yanmamasına dikkat edin. Hafif böyle diriliği gittiği zaman havuçları ekleyin ki daha havuçlar da pişecek. Sonra soğanlarımız yanabilir. Şimdi böyle onlar güzel güzel harmanlansınlar. Sonra kıymasını ekleyeceğiz. Resmen video çekmekten video çekmeye güzel yemek yiyebilir. Haline geldik. YouTuber'lık çok karışmış arkadaşlar. Öyle yaptıkları yerden para kazanıyorlar. Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Gerçekten demeyin. Kurgusu ayrı, çekmesi ayrı, hazırlığı ayrı. Gerçekten zor işmiş yani. Kurguyu da kendisi yapıyorsa YouTuber evet. Biraz zor. Beni bayağı zorluyor. Ama biz bu yola baş koyduk. Evet. Gençliğimiz var. Kişilere, kurumlara. Neyse, masamıza tut. Hep diyoruz ki videoların montajını yaparken bu videoda da masadan artık bahsetmeyeyim. Yani iki tane video çektik artık yeter diyoruz. Ama bu masanın son halindeyken çektiğimiz ilk video. Evet. Yani bu boyda ve yeni cilalanmış haliyle hiç görmemiştiniz. O yüzden küçük de olsa biraz bahsetmek istedim. Belki Özgür kızar belki bilemiyorum ama. Ya gerçi her şey onun elinde değil mi ya? Montajdan tırsın. Yok yok bahsedebiliriz. Çünkü ilk defa hani masa videosunda gördünüz de dedim ya işte bu tezgahımızda mesela sıfır yaptık burasını. Ölçüsünü denk getirdik. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyoruz. İşte ama o gün orada videoda yapmıştım. Böyle dayanmak falan güzeldi yüksekken de burada olmuyor yani. Ben dayanıyorum artık. Yani yemek tarifi haricindeki videolarımızda çok güzel dönüşler aldık. Çok teşekkür ederim. Yani bizi cesaretlendirdi ve benim çok hoşuma gitti şahsen. O yüzden mutfak haricinde de videolar geliyor. Bazı fikirlerimiz var. Güzel şeyler olacak gibi duruyor. Deneyeceğiz bir şeyler. Deneyeceğiz bakalım. Yani sonucu güzel olur mu bilmiyoruz ama ben inanıyorum ki güzel olacak. Ben de inanıyorum. Bakalım onlarla ilgili de düşüncelerinizi Instagram hesabımızdan sorabiliriz. Hangi konular olmasını istersiniz vesaire gibi. O yüzden bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi artık bence... Sürümüzü ekleyebiliriz. Yozurdu at bakalım hanım. Hadi bakalım geliyor. Kıymaları şimdi ekledik harcımızın içine ama kıymaları özellikle böyle ezerek karıştırmaya dikkat edin. Yoksa böyle topak topak olur ağzınıza gelir ya böyle bir tat oluyor. Ben onu mesela hiç sevmiyorum. Onun olmaması için böyle ezdire ezdire her yerini kahverengi yapa yapa çevirirsiniz tavada. Tips and tricks. Tricks, küçük tricksler.
Mesleğine dedi ki hep sen çalışıyormuşsun gibi gözüküyor. Biraz da ben karıştırıyorum. Evet, ispiyonladı ya, böyle bir şey olabilir. Bunu her videoda söylüyormuş. Bu da artık masa gibi oluyormuş. Beste'nin biraz önce bahsettiği gibi bir kanal sadece yemek kanalı olmayacak zaten. Bu hep aklımızda olan bir şeydi. Şimdi pandemi şartları dolayısıyla evden çok çıkamadığımız için dedik ki böyle evde yemek yaparak başlayalım bu işlere. Ama gördüğünüz gibi işte masa videosu girdi işin içinde, bir şeyler oldu. Yeni böyle bir de düşünmeye başladıkça insanın aklına tabii ki yeni neler yapabiliriz, YouTube'a nasıl içerik üretebiliriz diye düşünmeye başlayınca kafa bir noktada fikirler de gelmeye başlıyor ufak tefek. Ben bir önceki videoda bahsetmiştim işte bir tane softbox yapacağım, inşallah yapacağım. Ondan sonra böyle eğlenceli bir iki şakramanlık içeriğimiz var. Eğlenceli içerik var yani böyle tamamen mutfaktan da farklı işte çift olarak eğlenebileceğimizi düşündüğümüz bir iki içerik var. Yine böyle DIY videoları işte kendin yap videoları hep aklımıza geliyor. Onları da böyle zamanı geldikçe yaparız diye düşünüyorum. Biz de zaten yazın sürekli doğayla iç içe olan bir çiftiz. Sandalyelerimiz hala arabanın bagajında. Ara ara gene hava soğuk da olsa kat kat giyinip böyle bir dağ veya işte deniz kenarı, Bursa'da olmanın güzelliklerinden faydalanıp böyle hatta şeyler yapıyoruz. Hatta bazen aynı günde hem denize hem dağa gitmeceler. Evet, güzel böyle hem deniz havası hem dağ havası mükemmel oluyor. Bursa'da yaşamak gerçekten çok güzel o yüzden. Gene böyle doğayla iç içe olduğumuz bir etkinlik de mesela paylaşabiliriz. Yakın zamanda arkadaşlarımızla Uludağ'a çıkma gibi bir planımız var. Bakalım böyle güzel güzel şeyler sürekli aklımıza geliyor. Çok heyecanlıyız aslında. Bir video yaparız. Burada da bir video yaparız diye böyle dedim ya, beyin çalışmaya başlayınca orada uygun bir içerik bulmaya çalışıyoruz. Orada yapacağımız şeylerle alakalı. Şimdi bence salçamızı ekleyelim yavaş yavaş. Hı-hı. Çünkü kıymamız hazır gibi gözüktü bana. Anneciğimin kendi elleriyle yaptığı yaz domateslerinden olan domates sosumuz. Yani bu tarifte birazcık önemli aslında yaz domatesi olması. Çünkü asıl tadını veren şey bence domatesin lezzeti. Yaz domatesi olduğu için de lezzetli. Yani kış domatesleri biliyorsunuz öyle sera domates falan. Çok güzel olmuyor. Böyle olduğu zaman efsane güzel oluyor. Ellerine sağlık anneciğimiz. Bu arada işte böyle sponsorlarımız da var. Evet, manevi sponsorlarımız. En çok sevdiğimiz onlar. İyi. Bu kadar yeter mi ki acaba? Mis gibi kokmaya başladı bile. Şimdi mis gibi koktu Özgür'ün dediği gibi. Onu biraz kenara alalım, böyle içini çeke çeke pişsin. O sırada ben de beşamel sosa geçeyim. Beşamel sos beslene. Ben karıştırmaya ben geçeceğim biraz sonra da bunun böyle topaklanmaması lazım, biraz hızlı hareket edilmesi lazım falan. O yüzden ben tam oralarını bilmediğim için o işi besteye bırakıyorum. İlk önce tereyağımızla başlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize aldık. Güzel güzel erirken zeytinyağımızı da ekliyoruz. Tereyağımız burada erisin. Oldu. Bu sefer iş dağılımını doğru yaptık. İş bölümü yaptık yemek önce. Evet, iş bölümü yaptık. O yüzden bana da iş düştü. Şaka şaka. Bu sefer kaytaramadı. Tereyağımız böyle cızırdamaya başladı. Çok fazla yanmadan hemen unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Evet, güzelce böyle rengi değişti. Artık unumuzu yavaş yavaş ekleyebiliriz. Hemen kıvamı gelmeye başladı. Sütümüzü ekledik. Kıvamı gelmeye başlayınca çırpıcı telimize geçiyoruz. Ki topak topak olmasın. Beşamel sosun en önemli noktalarından biri bu. O yüzden ben burada hiç girmiyorum. Ne kadar katılacak alt içine de topak topak olması için ne yapmaması gerekiyor. Ben onları hiç dert etmeyeyim kendime diye bu derdi besteye yüklüyorum. Bu dertle, gamla, kederle besteyi baş başa bırakıyorum. Ya biraz ben beşamel sosu göz karar yapıyorum yani. Tam ölçüleri hiçbir zaman elimde olmuyor. Hep böyle az az ekleye kıvamını tutturmaya çalışıyorum. Artık bu videodan sonra elimizde bir tarif olacak diye ümit ediyorum bakalım. Şimdi iç harcımızın kapağını açtık. Suyunu eksilsin diye. Bir de baharatlarını da ekleyeceğiz. Beşamel sosumuz da güzel güzel kıvamını alıyor. Bunun içine birazcık kaşar rendesinden de ekleyeceğiz. O yüzden kıvamını bir tık daha cıvık tuttum. Çünkü kaşarı da ekleyince daha iyice böyle koyuluyor. Onu sevmiyorum ben. Böyle kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika kadar daha böyle karıştırarak pişirseniz bence yeterli olmuştur. Şimdi içine muskat rendemizi de koyalım. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Şimdi beşamel sosumuz hazır. Görüyorsunuz ki iki işi birden yapıyorum.
Özgür duruyor. 10 parmağında 10 marifet bir kadın ya. Beşamel sosumuz hazır. Bir tek şimdi kaşarını ekleyeceğiz. Vallahi kıyma harika. Kıyma evet sosunu iç harcımız mükemmel kokuyor çok şu an. Ki daha baharatını eklemedik. Ekledik hayatım baharatını. Ekledik mi? Evet. Naneyi bol koydum, biberi koydum. Sonra ben uyudum. Allah sizinle çıkıversin. Evet, baharat eklemişsin. Eğer ondan bu kadar güzel kokuyor. Tuz ekledik mi? Tuz eklemedik. Ya işte böyle. Tuz kokusu almadım çünkü. Tuz ki doğada kokmayan bir şey. Şöyle. Profesyoneller sadece alabilir şunu. Saçma. Şimdi kaşar. Sen ona kaşarı ekle, ben bunu tuzunu ekleyeyim. İçine daha fazla çalışamayacağım galiba. Çok acıktım. Biz yine çok açız. Evet, yani tabii ki. Ufak videolarımızda olduğu gibi. Ve çok güzel kokuyor ama gerçekten. Acaba açız diye mi böyle güzel kokuyor bize yemeklerimiz yoksa gerçekten mi güzel kokuyor? Bunun için bir gün buraya bir top oturtup biz yemek yaparken işkence gibi ona yemeklerimizi koklatacağız. Evet, yani bence ama kötü kokma ihtimali yok ya. Şu bileşimin kötü kokma ihtimali yani var mı yani? Gerçi o da doğru kesinlikle. Benim hazır. Benim de hazır. Bu noktada da birkaç rivayet var. İzlediğimiz videoların bazılarında önce bunu altına koyuyor ki bir taban olsun. Bazıları da öyle tam tersini yapıyor. Önce bu yapraklardan başlıyor. Biz de önce bu yapraklardan başlıyoruz. Beşamel sosla başlıyoruz. Ha, o. Oho. Ama bakışın kendisi. Önce beşamel sosu koyup üzerine yaprakları koyuyoruz demek istemiştim. Şimdi beşamel sosla başlıyoruz. Bunu birazcık ben niye biraz salona daha koysaydım keşke. Fırınımızı da açalım bu arada bence. Ha, evet. 220 derecede 15-20 dakika içinde hazır oluyor. Eğer gerçekten 220 dereceye getirirsen. Evet. Hemen de hep bunu söyledim. Şimdi bu noktada önemli olan bir şey var. Malzemeleri sıcak sıcak, ikisi de sıcak olması lazım. Hızlı hızlı yapmamız gerekiyor ki makarnalarımız içinde pişsin. Yoksa böyle sert sert kalıyor, o da güzel olmuyor. Şimdi biz böyle en altına beşamel sosumuzu güzelce ince bir tabaka yaydırıyoruz. Sonra hemen yapraklarımızı koyuyoruz. Ve ilk katı çıkıyoruz. İlk katı çıkıyoruz. Hemen geliyor. Bizim izlediğimiz tariflerde beşamel sosu böyle az az koyuyorlar. Nedenini anlamadık. Bence biz hep böyle yaptığımız için. Zaten beşamel sosu normalde de çok sevdiğimiz için. Evet, aynen. Bir de öyle de bir detay var. Bize az koymalı. Çok saçma geldi. Uf, ağzım sulandı. Bu arada bu sabah bir uyandık. Bir sürü mail vermişim. Bir tane mail gelmiş. Kullandığımız bir müziğe telif atmışlar. Ama biz özellikle lisanssız müzikleri kullanıyoruz ama bunları da tutup YouTube'dan indirip lisanssız değil. Bir tane site bulduk. Premium üyeliği var. Yani normal üye oluyorsun. Biz daha premium üye olmadık ama normal üye olduğun zaman da bazı müzikleri lisanssız şekilde veriyor. Dedik ki buradan kullanalım. Hem başımız ağrımaz. Güzel de müzikler. Onlara telif atmışlar. Dedik ki lan siz hayırdır, biz bunları oradan aldık. Korkutuldu ama Özgür uyuyordu. Ben uyanır uyanmaz böyle videoya baktım tabii ki. Özgür'ü uyandırmadan izlemeye çalıştım. Bir baktım ki bir uyarı var. Allah Allah dedim, bu ne acaba? Sonra küçük kalp krizleri geçirdim Özgür uyanana kadar. Allah'ım bize telif mi gelecek, kaç bin lira ödeyeceğiz şimdi falan diye biraz tabii ki panik oldum. Evet. Ama sonra Özgür uyanınca çözdük durumu, sağ olsun. Ben kalp krizi geçirmeden. Aldığımız siteyle mailleştik, bir şeyler yaptık, halloldu. Güzel de bir site. Zaten o videonun altında kreditlerini de yazdık. Evet, öyle böyle. Yani sabah bu olayı çözdük. Etrafımızda havai fişekler atmaya başladı. Level up. YouTuber olduk dedik ya. Aynen, tebrikler YouTuber oldunuz diye kendi kendimizi kutladık. İlk telifimizi de böylece atlatmış olduk. Evet. Bir takım YouTuber korkuları. Özgür konuşurken bahsedemedim. Her katta beşamel sos, üstüne kıyma, üstüne kaşar, üstüne tekrar lazanya. Aynı şekilde kat kat artık malzeme nereye kadar yetiyorsa devam ediyoruz. Ama galiba beşamel sos konusunda bazı yanlışlıklar yaptım. Birazcık az gelecek gibi duruyor gözüme ama bakalım sonuna kadar bir devam edelim. Tam bir katlık beşamel sosumuz eksik kaldı. O yüzden hemen çok hızlı yaptım. Tarifteki doğru ölçüler bu arada. Evet. Onları revize ettik. Siz 500 mg sütten yaparsanız tam tamına yetecektir. Şöyle bir hata yapmışız. Bizim şöyle miligramlı bir bardağımız var. Buradaki 400 mg. Ben de dedim ki bununla yapalım, 100 mg da sonra ekledim. Ama o böyle kaynarken bir iletişimsizlik olmuş. Ben 500 mg sandım. Beste direkt bunu dökmüş. Yani 500 mg'la mililitreyle tam oluyor. Devam. Devam ki.
Diz menşeiyle ilgili dikkat etmeniz gereken bir başka bilgi daha var. Bu yaprakları üst üste çok fazla getirmemeye çalışın. Ve her sırada da ters, nasıl anlatayım? Aslında ben bunu söyleyecektim de şimdi videoda karıştırmış olabiliriz diye söylemeyeyim dedim. Yani en alt tabanı şu şekilde yaptıysak, özellikle kare olanlarda, bir üstüne geçtiğimiz sırada böyle koymalıyız ki böyle. Kısacası siz bu yöne yaptıysanız, bir sonraki de ters edin. Bir yatay gidik. Tamam, şimdi fırına vereceğiz. Evet. 20-15-20 dakika içerisinde olacak. Böyle yemeklerde Özgür hep bana soruyor, ne zaman hazır olur, ne zaman hazır olur. Verdiğim tek bir cevap var. Kaşarların üzeri kızarınca. Bu çok doğru değil mi? Şimdi kaşarlar kızarınca ben diyorum ki hani 10 dakika falan der belki, 15 dakika falan, 20 dakika kaldı olmasına falan. Yok. Ucu açık bir cevap alınca hemen omuzlarım. Ama çok doğru değil mi? Kaşarlar kızarınca alacağız işte. Kızı bırakacağız mı üzerine? Evet. Kalan bütün malzemeyi koyduk. Kırmızı toz biberimiz de böyle üzerine çok topaklı olmayacak şekilde. Şu mesela özellikle böyle olmayacak diye attım diye düşündüm. Mesela bu böyle oldu şimdi. Örnek veriyor. Buraya bir sunat yapıyormuşuz aslında. Ama hemen fırına atmalım. Hazırız. Fırına gönderiyoruz. 20 dakika sonra da tekrar görüşüyoruz. Bye bye. Evet, geri döndük. Lazanyamız hazır. Evet, efsane lezzet lazanya. Efsane kokuyor şu an, yani zor duruyor şu an. Yani acaba yemesek de şey yapsak mı diye. Hatta konuşamadım yani. Artık konuşamıyoruz diye. Bence evet. Bir an önce koyalım. Tadımlayalım bakalım şimdi nasıl olmuş. Lazanyada şöyle bir durum var. İlk parça kesinlikle Mortingenstrasse. Ya şimdi kadar bırak kendi şey yapmak için böyle bahaneler. Şimdiye kadar herhalde bir 20 kere falan lazanya yapmışızdır. Evet. Böyle ancak 3'ünde 4'ünde ilk parçayı güzelce çıkartabilmişimdir. Yani şöyle biraz aslında fırından çıktıktan sonra beklemeniz gerekiyor. Bu içindeki kaşarlar hafif böyle sertleşince, onu böyle kip bir şekilde tutunca çok daha güzel dilimler çıkıyor ama bilmiyorum ki o kadar sabrınız var mı, bizim yok. O yüzden şekilleri biraz kayabilir. Bence sıkıntı değil, tadı güzelse. Ama misafiriniz falan gelecek de yapacak olursanız biraz bekletin fırından çıkıp. Ya da ilk parçayı kendinize alın. Ya evet. Sen misafir de aç gelmiş olabilir. İlk parçayı güzel çıkarttım ha. Keselim, buraları keselim de bari. Normalde böyle bir şey olmaz yani, bu bayağı darma duman olur normal şartlarda. Gerçekten inanamıyorum ya. Bunu ben yakından göstermem lazım. Yani şöyle size yakından göstermeye çalışayım ama bu nasıl bir şey ya? Çabuk gel, tamam yeter, görmüşlerdir. Böyle bir şey olamaz. Ben gerçekten size bu kadar söyleyeyim. Uğraşsak böyle asla ikisinin de bu kadar net çıktığı bir durum yok yani. Evet. Tadım zamanı. Mısırda tadım geliyor ya. Çok güzel kokuyor. Bu kokudan gerçekten kötü bir şey çıkma ihtimali. Çok doğru yani. %1 falan. Bir, iki, üç. Yani öyle böyle bir güzellik değil ya. Ya bunu sadece açlık, %50'si açlık olsa bile geri kalan %50'si bile yeterince güzel ya. Şu an gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum yani. Kelimeler kifayetsiz. Evet, kelimeler kifayetsiz. Keşke bu tarifi paylaşmasaydık ya. Bilemedim ben şimdi. Şaka şaka. Mutlaka hepiniz yapın ki bu lezzetten kimse mahrum kalmasın. Biz bunları yiyelim arkadaşlar. Özgür belki dayanamayacak. Özgür yerken ben de videoyu kapatayım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizim enerjimizi sevdiyseniz, bizi sevdiyseniz, önceki ve sonraki videolarımızı izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızla aynı isimde bir Instagram hesabımız var. Oradan da yaptığımız tarifleri siz de denerseniz, fotoğraflarını da bizimle paylaşırsanız biz de sizi etiketleyip paylaşmaktan çok mutlu oluruz. Tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.